Kelimelerinizi doğru seçin ve tüm cümlelerinizde özne İstanbul olsun. Yerelde kalın, yerelden beslenin. Eğer çok da genel siyasete hevesliyseniz gidin milletvekili olun. Size verdiğim vekaletnamenin yetki ve sorumlulukların dışına çıkmayın. Vekaletinizi ve emanetinizi kötüye kullanmayın, siyaseten istismar etmeyin. Şimdi birazcık daha somutlaşalım. Mesela göreve gelir gelmez, önceki dönemin borçlarını belediye binasına asmak gibi yakışıksız ve makamın ağırlığına uygun olmayan işler yapmayın. Devri sabık oluşturmanın, mazeret üretmenin peşinde değil, daha iyisini yapmanın iddiasında olun ve sizi seçenler adına umudun sözcüsü olun. Kısacası mevzuyu da, mevziyi de kaybetmeyin. Az önce sandıktan çıkan mesajla ilgili ortaya koyduğum temel prensipler ve değerlere aykırı olarak maalesef geçtiğimiz günlerde buna ters bir uygulamaya şahit olduk. Aramızda bulunan ve yeni seçilen belediye başkanlarını tebrik ederken bu vesileyle kendilerine sistemlerimi de ifade etmek isterim. İstanbul'da el değiştiren ve CHP'ye geçen belediye başkanları bir akım başlattılar. Bana kalırsa gençlik kollarına yakışacak düzeyde bir işi maalesef onlar icra ettiler. Devraldıkları belediyelerin borçlarını o borç çuvalına her şeyi koyarak işçilerin kıdem tazminatları, müteahhitle sözleşmesi yeni başlatılmış ama henüz işe başlanmamış gelecek borçlarını dahi o çuvala koymak suretiyle tek taraflı salt borçlar üzerinden bir değerlendirme yaptılar. Yetmedi, belediyelerin duvarlarına bunu astılar. Yetmedi, sosyal medya hesaplarını astılar. Bunu maalesef yaptınız. O halde şimdi duyacaklarınıza da tahammül edeceksiniz arkadaşlar. Biz başlatmadık, siz başlattınız. Bizler de elbet kendimizi ve geçmiş dönemde görev yapan başarılı belediye başkanlarımızın hakkını, hukukunu savunacağız. Ve bize verilen muhalefet görevini yerine getireceğiz. Bunu yaparken de birazdan yapacağım gibi hakkaniyetten ve adaletten uzaklaşmayacağım. Sadece rakamların sesini dinleyeceksiniz. Araya siyaset, troll rüzgarı, manipülasyon ya da siyaset ya da egolar girmeyecek. Kimilerinin canı yanacak, kimilerinin yüreği soğuyacak. Şapkadan tavşan çıkarmayacağım ya da bir belediye başkanından siyasi kahraman üretmeye çalışan iletişim stratejinizin başında bulunan Necati Özkan gibi belediyelerinizde jacuzzi de aramayacağım. Sayıları ve istatistikleri verecek ve artık tanık senindir İstanbul diyeceğim. Açıklamalarımı 31.12.2023 tarihi itibariyle tüm ilçe belediyelerinin faaliyet raporları ve denetim raporlarına yansıyan resmi bilgileri referans alarak yapacağım. Adaletli olacağım. Sizler gibi sadece borçları açıklamak gibi hakkaniyete uygun olmayan bir yöntem benimsemeyeceğim. Niye bunu söylüyorum? Değerli arkadaşlar, borç kamunun kamçısıdır. Borç kötü bir şey değildir haddi zatında. Hatta mevzuata göre belediyelerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için, yerel ihtiyaçların daha kolay sağlanabilmesi için aslında meşru ve makul bir yöntemdir. Borcun varlığı tek başına karalamak için, iftira atmak için yeterli değildir. Bu borcun nereye sarf edildiği, borcun yatırıma dönüşüp dönüşmediği, bütçenizin içerisinde borcun ne kadarlık bir yer tuttuğu gibi kriterler üzerinden bir değerlendirme yapmazsanız zulmetmiş olursunuz. Belediyelerimizin salt borçlarına odaklanarak bir değerlendirme değil, daha çok yatırım ve borçların bütçeye oranları üzerinden bir değerlendirme yapacağım. Evet, başlıyoruz değerli arkadaşlar. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partili 14 ilçe belediyesi, bunun sayıları arttı. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle adalardan başlıyoruz. Adaların borçları. Bütçesi 148 milyon 500 bin, borcu 128 milyon 880 bin lira. Borcun bütçeye oranı %87 değerli arkadaşlar. Fakat yatırım oranlarına da bakacağımızı söylemiştik.
Adalarda gerçekleşen bütçe yıl sonu itibariyle 145 milyon, gerçekleşen yatırım maalesef sıfır. Avcılar Belediyesi, bütçe 1 milyar 635 milyon, borcu 476 milyon. Borcun bütçe oranı %29. Yatırım oranına baktığımızda gerçekleşen bütçe 1 milyar 369 milyon, gerçekleşen yatırım 447 milyon. Yatırımların bütçe oranı %33. Ataşehir Belediyesi, bütçe 2 milyar 390 milyon, borcu 1 milyar 446 milyon. Borcun bütçe oranı değerli arkadaşlar %61. Gerçekleşen bütçesine baktığınızda 2 milyar 193 milyon, gerçekleşen yatırım 542 milyon. Yatırımın bütçe oranı %25. Bakırköy, bütçesi 1 milyar 220 milyon, borcu 860 milyon. Borcun bütçe oranı %70. Gerçekleşen bütçesi Bakırköy'ün 1 milyar 54 milyon, gerçekleşen yatırım 220 milyon. Yatırımın bütçe oranı %21. Beylikdüzü Belediyesi, bütçe 2 milyar 90 milyon, borcu 1 milyar 593 milyon, bütçesinin %76'sı borçtan oluşuyor. Değerli arkadaşlar, bir mezar taşında şöyle yazıyormuş: hayatım bu kadar kısa olduğunu bilseydim hiçbir şeyi uzatmazdım. Hayatım bu kadar kısa olduğunu bilseydim hayatta hiçbir şeyi uzatmazdım. Kavgayı, tartışmayı, ötekileştirmeyi, kutuplaşmayı uzatmayalım değerli arkadaşlar. Ben şahsım adına bunu yapmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Bu sözü veriyoruz. AK Parti grubu olarak bunu yapacağız. Odağımız İstanbul diye bundan sonra farklı bir tablo ortaya koymaya çalışacağız. Daha yapıcı olacağız, daha proaktif olacağız. Ve sadece İstanbul'u konuşmak istiyoruz. Umarım bu kubbe altında inşallah hepimiz hep birlikte hoş bir sada bırakırız. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarken bugünün bir nişanesi olarak naçizane kabul buyurursanız, siz hani belediye binalarını asmıştınız ya, ben de İBB'nin borcunu şuraya değerli arkadaşlar asmak istiyorum. Peki Murat Bey, teşekkürler. Şimdi Tabii. Arkadaşlar alın onu. Kadir Bey alın onu oradan. Şimdi başkanım söz vereceğim. Sadece Beylikdüzü Meclis Üyesi olduğumu hatırlatmak isterim buradan. Bakış açısının ve verilen değerlerin doğru olmadığını söyleyebilirim ama meclis kürsüsünden söyleyebileceğim bu kadar. Başkanım buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, usul hakkında ben birkaç şey söylemek istiyorum. Sayın Grup Başkan Vekilleriyle biz geçen dönemde de olduğu gibi yine bu dönemde de meclis öncesi biz çoğunluğuz demeden nezaketle meclise başlamadan önce bir grup başkan vekilleri toplantısı yapıyoruz. Bunu geçen hafta da konuştuk, bugün de konuştuk ve AK Parti Grup Başkan Vekili Zeynel Bey, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi Grup Başkan Vekilleriyle konuştuk. Dedik ki geçen dönem çok uzun grup başkan vekilleri her mecliste konuşuyordu saatlerce. Bu dönem bunu yapmayalım. Biz sadece gerekli durumlarda, faaliyette, bütçeydi, belirli konularda, diğer konularda, diğer günlerde de meclis üyesi arkadaşlarımız gündem dışı söz alarak söylemek istediklerini söylesinler. Böylece meclisimiz katılımcı bir meclis olsun dedik. Ama bu şu anlama gelmiyor. Grup başkan vekilleri yerine grup adına konuşma anlamına gelmiyor. Grup adına elbette konuşuyor herkes.
şahıs adına da konuşsa burada gündem dışı konuşan arkadaşlarımızın görüşleri elbette ki partilerini de bağlayacaktır. Ancak grup başkan vekilinin süresini ben kullanıyorum, onun kadar kullanırım gibi bir dayatmayı da ben kabul etmediğimizi söylemek istiyorum. İkinci bir konu, Sayın Hatip AK Parti sözcüsü Murat Türk Yılmaz çıktığı kürsüden bir challenge'a girişti. Bana da meydan okudu. Grup, bu da şöyle bir usuldür, nezakettir. Grup başkan vekilleri konuştuğunda grup başkan vekilleri cevap verir. Murat Bey'e gerekli cevabı zaten sözcümüz verecektir. Geçen mecliste faaliyet raporu üzerine ben söz aldım. Yine faaliyet raporu üzerine de Zeynel Bey söz aldı. Orkun Bey, keza Dursun Bey söz aldılar ve konuştular. Benim orada ifade ettiğim şey, sizin adayınız dahi bunu söylüyor ki, yani bunu hatırlatmak istedim. Kürsüye çıkıp da hiçbir şey yapmadınız diyerek bunu söylemenin bu saatte manası yok. İstanbul halkı gereken cevabı verdi. 26 belediyeyi de bize verdi. Şimdi 39 ilçeden 26 ilçe belediyesini İstanbul halkı Cumhuriyet Halk Partili belediyelere verdikten sonra tabii kürsüye çıkıp da biz daha iyi çalıştık aslında demek yani güzel bir ironi oldu. Mutlaka güzel çalıştınız ama İstanbullular dedi ki ya evet siz çok güzel çalıştınız ama biz diğerlerine oy verelim mi dedi acaba. Bu da enteresan oldu. Güzel çalıştınız da biz niye oy aldık o zaman? O da ayrı bir mesele. Şimdi son bir şey daha söyleyeyim. Bakın bu meclis gösteri yeri değil. Buraya getirip de pankartları kürsüye açmak da şık olmadı. Onu da üsluba uygun bulmadığımız... Başkanım müsaade ederlerse grup başkan... Arkadaşlar, grup başkan vekili konuşuyor. Eğer bir cevap verecekse grup başkan vekiliniz cevap verir. Siz merak etmeyin. Zeynel Bey binaları... konusunu bilir. Belediye, burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kesin hesabı da konuşulacak ki zaten Mayıs'ta konuşuyoruz değil mi? Kesin hesabı da konuşulacak. Burada kesin hesap konuşulurken siz de görüşlerinizi söylersiniz. İlçe belediyeleri asabilirler. Sadece CHP değil başka belediyelerde de bu oldu. Kaldı ki verdiğiniz borçlanma rakamları da doğru değil. Biraz sonra grup sözcümüz de size izah edecek. Plan Bütçe Komisyon Başkanımız buradaysa bilmiyorum. Buradaysa o da birkaç söz söyleyecek. Dolayısıyla ben teşekkür ediyorum ama bu usulün de bundan sonra daha konuşarak, anlaşarak devam etmesini diliyorum. Çünkü biz daha ilk günden itibaren biz çoğunluğuz demeyeceğiz, müzakere edeceğiz, her şeyi konuşacağız dedik. Muhalefet partisi olduğumuzun farkındayız. Muhalefet elbette eleştirecek ama usullere de uyalım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Zeynel Bey'in mikrofonunu açalım arkadaşlar. Evet Sayın Başkan, tabii Ülke Hanım'ı izliyorum, dinliyorum. Saygı da duyuyoruz. Bir kere biz tabii hayretler içerisindeyiz. Düne kadar hep konuşan Türkiye diyen Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir'de iktidar olduktan sonra arkadaşlarımızın konuşmalarından rahatsızlar. Yani bu konuşan Türkiye'yi değerli arkadaşlar hep beraber destek olalım. Demokrasinin temelidir bu. Konuşalım, tartışalım. Tabii ki biz meclisten önce her zaman görüşüyoruz. Görüşmeye de devam edeceğiz. Geçmiş dönemde evet grup başkan vekilleri konuştu. Grup başkan vekilleri konuşmadığında gruplar adına konuşmalar yapıldı. Gündem dışı konuşmalar yapıldı. Bunlar farklı şeyler. Murat Bey bugün grup adına bir konuşma yaptı. Gündem dışı konuşma yapmadı. Ve bundan sonra da bizler de konuşacağız tabii ki. Ülke Hanım da konuşacak. Ama gruplar adına da burada seçeceğimiz arkadaşlar gruplar adına çıkıp partimizin görüşlerini ortaya koyacaklar. Bundan önce evet AK Parti ve öncesinde 25 sene bu şehri biz yönettik ve muazzam işler yaptık. Bundan sonra da
vatandaşın bize yüklemiş olduğu sorumluluk noktasında en iyi şekilde İstanbul halkını... Değerli meclis üyeleri, sevgili İstanbullular, tabii ben de böyle hayretle dinledim. Çünkü istatistikleri alt alta koyduğunuzda sadece istatistik vermiş olursunuz. Ondan sonra onları bütünleyip aha bu budur, bu da budur dediğinizde aslında insanlara sadece veri vermiş hale gelirsiniz. Biraz o veriyi verirken ne anlatmak istediğinizin de önemi vardır. Ben Murat Bey'in söylediği kavramların hepsini böyle hayatımın ortasına yerleştirmiş bir insan olarak söylüyorum. Bunlardan biri hakkaniyet mesela. Dedi ki en başta biz belediyelere bakıyoruz, bir moda çıktı, borçları asıyorsunuz. Şimdi ben buna baktırdım. Kaç tane belediyede bu yapılmış? Kaç belediyede? İstanbul mevzumuz ya, o yüzden diyorum. Sadece 4 belediyede bu yapılmış. 4 belediyede bunun yapılmasının temel nedeni sadece borç meselesi değil, o belediyelerin nakit akışlarının da sıkıntıya girmiş olması. Yani orada teslim aldığımız belediyelerin içerisi kasasında para yoktu. Bir. İkincisi, hakkaniyetten bahsettiğimiz için söylüyorum. Sakin sakin anlatılıyor. Ben de aynı tonda anlatayım. İkincisi, özellikle şunu söyledi yine Murat Bey. Dedi ki, biz buralarda asılan borçların kıdem tazminatı yüklerini de dikkate alarak asıldığını gördük dedi. Aynı şeyi kendisi yaptı. Çok basit. Ben Şişli Belediyesi meclis üyesiyim. Geçen hafta 2.1 milyar lira diye Plan Bütçe Komisyonu üyesi rakamı telaffuz etti. Aynı rakamı burada duyacağıma emindim zaten. Ama ben rakamlara baktığımda 1 milyar 745 milyon yani 500 milyon lira rakam büyütüldü. Bu hakka bir kere ilk koyduğu hakkaniyet ilkesine yani hepimiz uyalım. Yani sadece siz ve biz diye ayırmayalım. Hepimiz hakkaniyetli olmaya çalışalım. İkincisi yine Kadıköy. Kadıköy konuşulduğu için orada da yine verilen rakam borç olarak söylendiği için söyleyeyim bunu. 2 milyar liranın üzerinde bir fark olduğu, borç olduğu söylendi. Ve burada da yukarı yuvarlanan rakam yaklaşık 600 milyon lira. Şimdi dolayısıyla ben evet dediğimiz gibi 10 gün öncesinden değil ama bir süredir bu kesin hesapları Plan Bütçe Komisyonu'nda toplayarak hani nedir bizim durumumuz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hem de ilçe belediyelerimizde bir bilgimiz olsun. AKP'li üyelerimize de Cumhuriyet Halk Partili üyelerimize de bunun bilgisini istediklerinde verebilelim ki doğru bilgiye ulaşsınlar. Yani yanlış bilgiyi burada sunmasın Murat Bey diye biz bu çalışmayı zaten yapıyorduk. Kesin hesaplar gelmediği için henüz elimizde yoktu ama doğrularını da kendisine ileteceğiz, hiç merak etmesin. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Yani burada özellikle hani neden bu belediyeler bize verildi sorusunu sorup Murat Bey döndü dedi ki çünkü biz ekonomiyi iyi yönetemedik dedi. Ben o zaman hazır bu kadar istatistik verilmişken bir istatistikle bitirmek isterim. Tahmin edilen bütçe 4,5 trilyon, gerçekleşen bütçe 7,5 trilyon, toplam borç 7,5 trilyon, toplam yatırım 454 milyar lira, toplam borç, yatırımın bütçeye oranı %6. Şimdi ben de bir soruyla bitireyim. Sizce bu bütçeyi bu ülkede kim yönetiyor? Buyurun Murat Bey. Bence konu hasıl oldu ama Sayın Başkanım, bir teklifte bulunacağım sadece. Üstadıma teşekkür ediyorum. Yani bu üslubu, bu tarzı bu mecliste hakim kılmamız lazım. Söylediklerinin birçoğuna katılmıyorum ama kendisinin de mesleği olduğu için saygı duyuyorum. Ben hukukçuyum çünkü. Benim almış olduğum verilerin tamamı 2023 yılı Aralık itibariyle, 31-12-2023 itibariyle denetim komisyonu ve faaliyet raporlarındaki rakamlardır Sayın Başkanım. Bugüne kadarki olanlar, yani yaklaşık 4 aylık süreç kesin hesaplarla da gelecek. Ben kürsüden bunu zaten ifade ettim. İşin doğrusunu hakkaniyete uygun bir şekilde, mevzuata uygun kriterler üzerinden bir değerlendirme yapma fırsatı verirseniz biz hazırız dedik. Plan Bütçe Komisyonu bunu çalışsın. Sizin de vakıf olduğunuz meseleler. Sonra da bunu birlikte kamuoyuyla paylaşabiliriz. Teşekkür ederim.